Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bir T7'ye daha devam ediyoruz. T7 ile ilgili çok soru geliyor. İşte yollar nelerdir? İşte bütün yollar, bütün karolar nelerdir? Buralar nasıl geçilir diye. Şimdi bütün yollar, bütün karoları bahsedersek arkadaşlar, toplamda 29 tane farklı yol var. Yani 29'un tek bir videoda çok uzun sürer. Yani gerçekten çok uzun sürer. Yani bir yarım saat, bir saat civarında bir video sürer. Ama şöyle bir şey yapayım. Bu videoda ikinci yoldan bahsedeyim. Yani şuradaki ilk minibos düştükten sonra arkadaşlar, ikinci yoldan bahsedeyim. Yani şurada 10 tane kadar yol var. Onlardan bahsedelim. Hatta ilk 5'inden bir bahsedelim. Sonra bir dövüşümüz var. Onu yapalım. Sonra diğer 5'inden bahsedelim. Şurası 1 numaralı yol. Benim gideceğim yol arkadaşlar. Yakma yolu nedir arkadaşlar? Muhabbet 30'luk, yani 30 saniye boyunca size bir yakma uygulanıyor. 30 saniye içerisinde yakmadan ölüyorsunuz. Buraya kimle girilebilir? Yakma bağışıklığı karakterlerle girilebilir. İşte Sunspot olsun. Ondan Clairvoyant yine olabilir. İşte Colossus, bu aralar favori derim. Özellikle T7'de hakikaten favorim. Colossus olabilir, Alev Adam olabilir vesaire. Yani Mephisto da dahil buna. Hani yakma yemeyen karakterlerle girilebilir. Keza Corvus Grave'le de girilebilir arkadaşlar. Corvus Grave şu anda gördüğünüz üzere bir sağlığı falan vardır. Çok fazla bir şey yok ya da 200 falandır. %1'dir. İlk yolum da benim yakma oluydu. Bütün yakma yollarını arkadaşlar Corvus Grave'e gittim. Gördüğünüz gibi diğerlerinin sağlığına dokunulmamış bile. Corvus Grave'in yakma bağışıklığı yok. Ama buna rağmen arkadaşlar ölmediği için hani ben L2'sini atana kadar rahat bir 200-250k çıkartıyor arkadaşlar. Bendeki R5 iki tane de yükü var abisinin üzerinde. Götürüyor. Yani şu ilk yola baktığımda mutantlar da özellikle Colossus iyi gider gibi gözüküyor. Şimdi iki tane beceriyle karşılaşıyor. Üçüncüsü de arkadaşlar tekne olmasına rağmen biliyorsunuz yakma yemeyeceği gibi bu Gundik kanama veriyor ve zırh kırıyor. Ki Colossus her ikisine karşı da bağışıklı. Colossus dünyaya bağışıklı hale gelmiş. Çok rahat bir şekilde geçer. İkinci yola baktığımızda arkadaşlar sersem bağışıklığı. Buraya biraz daha eli yatkın oyuncular, yani serseme karşı daha rahat oynayabilen oyuncuların girmesi önemli. Çünkü sersem bağışıklığı var. Siz buna yanlışlıkla bir sersem yapmaya çalışırsanız rakip anında bir güç barı dolduracak. Ki Iceman için daha başka şeyler söyleyebilirim. Güçlendirilmiş bağışıklık muhabbeti, yani kanama, zehir ve yakma etkisi de vermeye kalkarsanız yine burada Iceman güç barı dolduracaktır. Keza aynı şekilde Synthesis Vision'da o şekilde arkadaşlar. Gerçi burada Doctor Strange de var ama Doctor Strange bir şekilde geçiliyor. Üçüncü yola baktığımızda arkadaşlar, ikinci yol dediğim gibi hero karakterden ziyade daha çok sizinle alakalı, el becerinizle alakalı. Üçüncü yola baktığımızda yıldız patlaması var arkadaşlar. Bu da ne demek? Rakibin sağlığı azaldıkça sizin de üzerinize bir bozma etkisi geliyor. Peki burada kimlerle oynayabilirsiniz? Yine Corvus Grave ilk tercihim olacaktır. Çünkü ne olursa olsun ölmeyecek arkadaşlar. Bir de kanama açıksa kanamanın verdiği sağlık basmayla bunu biraz telafi edecektir. Bunun dışında sağlık basan karakterler olabilir. Güzel sağlık basan karakterler var. Mesela Clairvoyant olabilir. İşte atıyorum Doktor Wood olabilir bir ihtimal. Vesaire vesaire. Ama arkadaşlar Hulk Ragnarok'u da tavsiye ederim. Bu tarz pasif zayıflatıcılara karşı %70 sağlık basıyor arkadaşlar. Mesela bu yıldız patlaması her saniye sizden 100 can alıyorsa Hulk Ragnarok'tan 30 alıyor. Çünkü 70'ini anında sağlık olarak basıyor. Ve yine yola baktığımda hem Hulk Ragnarok için fena bir yol değil, hem de Corvus Grave için fena değil. Mesela Domino var. Domino yine Corvus Grave'de rahat bir şekilde gıdıklayabilirsiniz. Veyahut da bir anda yüksek hasar veren karakterler de olabilir. Direkt anında rakibini knockout edecek. İşte atıyorum mesela Sunspot'un L2'si çat diye anında, yani rakip daha doğru düzgün sizin üzerinize bozma gelmeden çatır çutur dövebileceğiniz bir şey. Yine Magic var burada. İşte Magic biraz vakit alacaktır limbosundan dolayı. Onun dışındakiler dediğim gibi daha rahat bir şekilde geçilebilir. Bu da üçüncü yoldu. Dördüncü yola bakalım. Burası da arkadaşlar bir çeviklik var. Çeviklik çok mühim değil. Ama geliştirilmiş, dikkat edilmesi gereken bir şey. Ne diyor arkadaşlar? Muhafız saldırgana uygulan takviye miktarı 3 adedin altındayken hasar yemez. Yani olay şu, buraya saldıracak olan kişinin üzerinde en az 3 tane takviye olacak. Mesela Hyperion'la bolca hiddet atacaksınız. Veya Corvus Glaive'in üzerinde en az 2 tane zalimlik olacak. Bir tane de gerçek saldırısı falan, şey gerçek isabeti var. Hani o onu karşılar. Üzerinizde 3 tane takviye olacak arkadaşlar. 3 takviye olmazsa rakibe hasar veremiyorsunuz.
aklınıza başka kim gelir bilmiyorum ama yani bu şekilde üzerinize takviye atacaksınız. Mesela üzerinde çok zırhlanması olan bir kat, Kolossus mesela, mis gibi. Aynı tarzda olabilir mesela, 3 tane zırh olabilir ki Kolossus bakın burada iş görüyor. Yani burada elinize atıyorum mesela 8 yıldız R5 Blade bile olsa iş yapmaz. Çünkü kara özelliği takviye istiyor arkadaşlar. Alt tarafa baktığımızda yine can zayıflatması, art dönüştürücüsü ve emniyetsizlik. Yani burada asıl muhabbet hep can zayıflatıcısı. Bu da arkadaşlar dediğimiz gibi ya bir anda yüksek hasar bir de Corvus Grave ilk aklıma gelen. Onun dışında yine Hulk Ragnarok yine pasif bir zayıflatıcı olduğu için. Ama burası o kadar aman aman da değil. Yani her iki kartla da çok kırılgan. Kaçışa yönelik ama çok kırılgan. Yine kaçışı engelleyen herhangi bir karakter de olabilir. Dediğim gibi yine Corvus'un yanına gerçek saldırı için proxim olabilir. Veya dediğim gibi yüksek vursun yeter, gerisini her türlü çökertirsiniz. Burası ilk 5 yol arkadaşlar. Sonraki 5 yola gelmeden önce şuraya bir bakalım. Şu ördek Howard'a bir girelim arkadaşlar. Ne diyor karısında? Çirli dönem ard arda 2 kez aynı tür özel saldırı kullanmak seni patates eder diyor. Buraya neymiş? Mutant hariç tüm şampiyon sınıfları %50 azalırmış. Şöyle baktığımızda mutant hariç. Buraya şimdi Clairvoyant'la gireceğim arkadaşlar. 250k sağlığı var. Tabi sağlığımız, şimdi saldırı gücümüz biraz düşecek. %50 düşecek. Ama Clairvoyant uzun dövüşlerde güzel sağlık basıyor. Oyun içerisinde bence en iyi sağlık potu basan karakter. Orada kıvırta da L1 attırdığınız sürece sıkıntı yok. Hop, üzerimizdeki zehri kapattık. Şimdi sağlık basmaya çevirelim ve L2'lerimizi basalım. Arka arkaya aynı tarz özel saldırı atamıyoruz. Yani bir L2 bir L1 atacağız. Ya da atıyorum L3 belki. Yani bir L2 bir L3 atarız. En azından geri tepmeyemeyiz. T7'de arkadaşlar böyle karolar var. Bu mesela minibossun minibossu. Aslında karakter biricik değil. Ama işte üzerindeki karolar dövüşü uzatmaya yönelik. Hemen bir de 3 yapıştıralım. Tabi bu arada burada bu minibossun minileriyle dövüşmek arkadaşlar 14-15 dakika gibi bir süre veriyor size. Yani rahat rahat uzun uzun dövüşebilirsiniz babında. O da bu saldırı gücünü düşürdüğünden dolayı orada 3 rakamı çıktı. O da ne demek? L3 bir daha atma, sana ceza uygularız demek. Şu anda ne görüyorsanız aslında 2 katını vuruyor. Mesela 2700'leri gördüğünüz zaman aslında 5000 vuruyor. Şimdi şu L1'ini atsın. Arkasına bir L2 yapıştıralım. Neden L1 attırıyorum? Kaçması daha kolay. Yani L2'yi bloğuma yemek istemiyorum. Zaten saldırı gücüm düşmüş. %50. Hop. Sağlık da az basıyordu. Neyse L3'ü beklemeyelim. Yapıştır L1 gelsin. 10k moba temiz var. Yani demek ki saldırı gücü düşmese 20k yapacak. Bir de Clairvoyant'ın datasındaki saldırması da çok yüksek. Çok yüksek. Yani şu anda 4500 civarında falandır. Belki 4800'de olabilir. 4800 saldırı gücü. İnanılmaz güzel bir rakam. Yapıştır L2'ye aslan parçası. Acık kritik geleydi.
Aslında Korhus'a da girdi de işte Korhus'un sağlığı şimdi %1 olduğu için. Hadi sağlık basacaksın %10'a. L2 atsak 2 geri tepme parates. Korhus dediğim gibi arkadaşlar yani oyun boyunca kullanıyorum. Hiç yakma bağışıklığı varmış ya da başka bir şey istiyormuş hiç önemli değil. Korhus Glaive girsin yeterli bir şekilde alıyor. En kötü girbekle tekniğiyle arkadaşlar yine alıyorsun. 2-3 dövüşte alıyorsun ama yine alıyorsun. Bu arada 150 dövüş. 150 komboyu da geçtik. Ana durdu kendisi durdu vallahi. Neyse yapacak bir şey yok. Yavrum benim sen bas yine sağlıkları. O bazen oluyor arkadaş ya. Çok enteresan değil mi ya? Normal dövüşürken bir anda karakter duruyor. Hadi bir iki kere olsa dersin ki seninle alakalı. Ya da atıyorum bir kişi de olsa şahısla alakalı da. Neyse hayırlısı Allah'tan. Bakacağız. Ve %3'ü kaldı. Clairvoyant'la yakışıklı bir L3 atıyoruz. Herhalde buranın da parates eder. Vurdu gol oldu. Tamam üstüne düşünce gol oldu. Burayı da geçmiş olduk arkadaşlar. Kaç kombo sürmüş? 200'e yakındır. 198. 2 daha olaydı. 200 olurmuş. Neyse. Burayı da geçtik. Aslında bugün diye de gireriz de. Şimdi asit gülü abi. Saldırı gücümüz arkadaşlar. Yani %90 düşüyor abi. %90 düşüyor. Yani hiç vurmuyorsun gibi bir şey. Hayatta ölmez o adam. Neyse gelelim arkadaşlar son 5'e ikinci bölüme. Şu ortaya baktığımızda yine zayıflatma devam ediyor. Ve zindelik muhabbeti de var bir yandan. Gelenler yan taraftan. Hadi bakalım bu taraflarda neler varmış. Şöyle zıpladığınızda zindelik ve güç kazanma korusu. Bu da sağlık basıyor. Ya yine sağlıkları iyileşme engeli uygulayan karakter olabilir. Ama o kadar etkili değil açıkçası. Biraz güç kazanması muhabbeti var. Buraya da tavsiyem yüksek hasar veren karakterler yine Corvus Glaive olur, Ghost olur. Yani daha çok yüksek hasar veren ama yüksek hasar veren bir karakter yoksa yine güç boşaltan veyahut da iyileşme engeli uygulayan yine bu tarz aklıma Red Skull geliyor ilk başta. Ama Red Skull'da sırf bu yol için alınmaz. Yani öyle çok aman aman bir zor yol değil. Burayı daha çok ya çok yetenekli olmayan oyunculara vermek lazım ya da diğer yolları zorsa burada dinlenmek isteyen oyunculara vermek lazım. Zaten iki tane yolu var. İki adam geçiyorsun bitiyor. Çok bir esprisi olmayan bir yol. Altı numaraya baktığımızda asıl muhabbet burada arkadaşlar. Menzilli saldırılar istiyor ki menzilli saldırılarda da kaçıyor. Yine burada da nasıl yaparsınız? Uzun mesafeli saldırı veren karakterlerle siper attıktan sonra korkusuzsa bunu atabilirsiniz. Yine burada kaçan karakterler var. Vallahi benim favorim arkadaşlar buralar için hep Corvus Glaive. Paso Corvus Glaive. Vallahi öyle böyle dövmüyor. Çatır çutur geçiyor. Ama olmazsa dediğim gibi. Kaçan özellikle karakterlere karşı menzilli saldırı yapacaksanız. Önce siper atın. Bir tane vurun. Arkasına da özel saldırınızı yapıştırabilirsiniz. O tarz geçebileceğiniz yerler burası. Aynı zamanda yine gerçek saldırı da burada çok iş gelir. Corvus Proxima ilk aklıma gelen arkadaşlar. Sıra geldik son 3 yola. İkinci bölümün son 3 yoluna. Buraya baktığımda direniş, gözü açık ve güçlendirme süresi. Gözü açık neymiş? Muhafız sersem demişken kendisine hasarın %100 oranı saldırgana geri verilir. Yani buraya rakibi sersem yaptığınız anda vurmayın yoksa alayını size yansıtır. Peki direnişçi ne? Bir enerjide fiziksel hasarı sonucu darbe aldığında aynı türden direnci %20 arttıran bir takviye arkadaşlar açıyor kendisine. Ve bunu devam ediyor. Bunun için mesela Void'i tavsiye edebilir. Düzeltiyorum. Doktor Voodoo'yu tavsiye edebilirim. Bunları çünkü direkt zehire çevirebiliyor arkadaşlar takviyeleri. Yine Void için de aynı muhabbeti tavsiye edeceğim. Ama Void'e dikkat etmek lazım. Yani Void'in combo sayacı biliyorsunuz. Her 10 kombolu bir üzerinizden bir zayıflatıcı aratıyor. Void'de oynamayı biraz bilmek lazım burada da. Aslında çok bir esprisi olan yerler değil burası. Keza burası da aynı şekilde. Bir tek burada işte Mephisto var. Mephisto'yu da zehir bağışıklığı var.
Ama yine üzerindeki etkileri kapatabilirsiniz. Mesela bir sabah yıldızı. Yine burada yakmaya karşı bağışıklı olan bir karakteri de kullanabilirsiniz. Void olabilir. Veyahut da Quake'le girebilirsiniz. Quake de çok rahat. Buraların tamamını götürebilir. Çünkü buraların hiçbirinde Quake rakibe vurmuyor. Hatta Void'e karşı da arkadaşlar biz rakip üzerine sarsıntı varken Void size bir zayıflatıcı atamıyor. Dedim ki burayı da aslında Quake'le çok rahat bir şekilde geçilebilir. Onun dışında yani bir tek şurada Mephisto için yakma bağışıklığı lazım. Onun dışında alayını geçersiniz. 9 numaralı yola baktığımızda yakma zevki varmış. Yani rakibin üzerine yakma veren karakterle girişsiniz. İşte yakmayı kim verebilir? İşte Alev Adam var. Onun dışında Clairvoyant olur. Yine Mephisto olabilir. Sunspot olabilir. Vesaire. Yani rakibe yakma verecek olan karakterlerle gireceksiniz arkadaşlar. Buraya da yakma verdiniz mi ateş edersiniz. Yine Hyperion çok iyi olur. L1'i basarsınız abi of. Hem siper ağa saldırı yaparsınız. Yakmaları da fazla fazla verirsiniz. Ve son yolda arkadaşlar biyolojik tehlike, yani kanama bağışıklığı olan bir karakteriniz varsa sıkıntı yok. Biliyorsunuz biyolojik tehlikede rakibe açıktan vurduğunuzda kanama yiyorsunuz. Bloğuna vurursanız da Z ediyorsunuz. Bloğuna vurmazsınız arkadaşlar. Normal döversiniz. Yine Corvus Grave kanama yedikçe çok güzel bir şekilde sağlık basıyor. Omega Red keza öyle arkadaşlar. O da kanama yedikçe hem sağlık basıyor hem de rakiplerini gıdıklıyor. Bu ikisini özellikle tavsiye ederim. Onun dışında kanama bağışıklı olan ve yüksek hasar veren. Ayrıca Quake de yine buraya girebilir. Sonuçta Quake hiç vurmadan çatır çatır rakiplerini dövebiliyor arkadaşlar. Ve sonra da mini boss'a geliyorsunuz. İkinci yolda bu şekilde 10 tane yol var arkadaşlar. İkinci bölümde 10 tane yol var. İlk bölümde 9 tane yol var. Büyük ihtimalle yarın da ilk bölümü yine anlatırım. Bugüne eğer vaktim olursa, müsait olursam duruma göre, yani de yakalayabilirsem haritayı, yine 3. yolunda arkadaşlar tüm karolarına bakarız. Nasıl geçilir, hangi karolar geçilir. Onlarla da ilgili bir video çekeriz. Şimdilik muhabbet bu. Bunun da karosu kalkaydı, tokatlı artık. Neyse, sağlık olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.